Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda eşit ağırlık öğrencilerine sesleneceğim. Eşit ağırlık öğrencileri çok dikkatli bir şekilde beni dinleyin lütfen. TYT ve AYT'de ilk 10.000'e hatta ilk 1.000'e girmek için tavsiyelerde bulunacağım. Lütfen videonun sonuna kadar dinle. Öncelikle şurada bir şey paylaştım arkadaşlar. Bu benim geçen 2021 tayfa sınava giren bir öğrencinin sayısal öğrencinin sonuç karnesi. Vallahi izin de almadım ama ismini falan da koymadım. Sıkıntı yok bence. İnşallah kızmaz bana da. Bu arada bu öğrencinin de geometrisi gerçekten zayıftı. Yani geometrisi çok iyi değildi. Sınavda da birer boş olması lazım sınavda. Gerçekten de çok iyi yaptı. Matematikteki netleri temel matematikte 36'ya 3. 37'ye 2. AYT'de yaptı arkadaşlar. Şimdi netlere şöyle baktığımız zaman Türkçe 36 doğru 4 yanlış. Sosyal 19'a 1. Temel matematik 36'ya 3. Fen 17'ye 3. Ondan sonra burada 37'ye 2 matematik, 9'a 5 fizik. 12'ye 1 kimya, 12'ye 1 biyoloji. Fizikten demek ki böyle daha iyi yapmış olsaydı, en azından böyle 5 yanlış olmasaydı arkadaşlar. Bu net sayısı 11-12 falan olmuş olsaydı ilk 500'e hatta ilk 400'e falan da girebilmiş bu arada. Sayısaldan 981. olmuş. Aa, benim asıl vurgu yapacağım yer şurası. Bak dikkat et. Bu sayısal öğrencileri 1999. olmuş arkadaşlar bu. Dikkat edin. Bu sayısal öğrencilerinin ilk 1999'a girmesinin en büyük sebebi sizsiniz arkadaşlar. Matematik netleriniz, eşit ağırlık öğrencilerin matematik netleriniz düşük olduğu için adam ya da bayan, ki bayan kızımız Türk Dili ve Edebiyatı'ndan görüyor musunuz? Sıfır doğru sıfır yanlış. Bir de yanlışla sınava girseydi burada 10 doğru 0 yanlış bile yapmış olsaydı 1999'u bırakın yani ilk 500'e bile girecekmiş neredeyse yani arkadaşlar. Ya ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan sayısal öğrencisi 0 doğru 0 yanlış yaparak ilk 2000'e girmiş. Bunun en büyük sebebi kim? Eşit ağırlık öğrencileri. Niye? Eşit ağırlık öğrencileri her zaman diyoruz matematikte netiniz 30 bandına yakın olsun. Ya 28, 29, 30 ya da 31, 32, 33 olsun arkadaşlar. Sınava göre değişiyor. Bazen 28 de yetmiyor. Mesela bu sene 28 yetebilirdi. İlk 1000'e girebilmek için arkadaşlar. Matematik. Çünkü matematik zordu. Ama bir senesinde 28 yetmez mesela. Matematik daha kolay olur mesela. Orada yetmeyebilir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sadece matematik başarısıyla bu kişi sayısalda 981. olan kişi, TYT'de de 224. olan kişi ilk 2000'e girmiş. 1999. olmuş Türk Dili ve Edebiyatı'nda 0 doğru 0 yanlışla arkadaşlar. Şimdi bir tane öğrencim var arkadaşlar. Bakın bu mesajı şey için okumuyorum arkadaşlar. Kendimi yüceltmek için okumuyorum. Beni biliyorsunuz, reklam meklam değil. Geometri çalışmanız bakımından söylüyorum. Geometri farklı yerlerden de çalışabilirsiniz. Nurtaç Hoca var, Erhan Ardıç ile geometri var, işte şey var, İlhan Hoca ile işte merkeze teğet İlhan Hoca var arkadaşlar. Yani araştırın bakın. Yani geometri çalışın. Yeter ki çalışın da nasıl olur, nasıl çalışırsanız çalışın. Şimdi Uğurcan Azar diye bir arkadaş bana bugün mesaj attı, mail attı ve telefon numarasını yazdı. Bakalım mailde ne demiş. Sevgili öğretmenim, ben belki hiç yüzünü dahi görmediğiniz bir öğrenciniz ama emin olun bu hayattaki unutamayacağım ilk kişisiniz. Ben Adıyaman'dan Uğurcan Azar. Bu sene YKS eşit ağırlık puan türünde Türkiye 973.'sü oldum. Ben 2019'a ilk girdiğim sene 64.000'e girdim ve 0 geometri netim vardı. Bakın 0 geometri ile 64.000'inci olmuş. 2020 senesinde sizinle çalıştım ve sizi ve ders anlattım PDF'lerinizi 2 defa bitirdim. Altını çizeyim. Bakın ne zaman 2020 senesinde 2 defa bitirmiş. Geometriyi halletmek istemiş ve halletmiş. 2 defa bitirerek arkadaşlar. Başka yerlerden de çalıştım. Başka şeylerde de 2 defa bitirdiğiniz zaman da olur mutlaka arkadaşlar. Ben sizi geometri çalışmaya iteceğim şimdi. Dur. Sonra 24.000'inci olmuş orada arkadaşlar. Ne yapmış o sene? O sene sadece 2 tane yanlışım vardı. Evet, 2 tane yanlışım var. Ne zaman? 2019'da arkadaşlar. 2019'da 0 net. 0 net. 0 net. 2020'de ne yaptı? 8 net. Sadece sadece 2 yanlışı varmış arkadaşlar. İşte hem TYT hem de AYT'de herhalde. 2 yanlışı var galiba. Neyse 8-9 net diyelim arkadaşlar. 8-9 net. Ve bu senede 2021'de yine sizinle çalıştım. Bu sefer Türkiye 973.'sü oldum.
Emeğiniz çok hocam. Çok. Emin olun. Umarım sizinle telefonda konuşmak nasip olur. Müsait olursanız sesini duymak çok isterim. Ellerinizden öperim. Uğurcan Azar. Ben Uğurcan'ı aradım. Vallahi çocukcağız. Uğurcan izliyorsan da selamlar. Gerçekten de çok pozitif bir elektrik de aldım senden. Çok da güzel de sohbetimiz oldu. Yani Uğurcan beni babası yerine koydu. Hayır duaları etti. Bizim de istediğimiz zaten o. Yani dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Yani burada Uğurcan da şey yaptı. Konuşurken gerçekten çok duygulandı. Bir noktaya geldi. Ben de aynı şekilde. Ben de duygulandım arkadaşlar. Yani babası yerine koyuyor. Yani hocam siz olmasaydınız bu işi yapamazdım. 973. olamazdım. Sizin sayenizde bu noktadayım. Sizin yeriniz bende ayrı dedi yani. Ha, tekrar söylüyorum, kendi övmek için değil, başka bir geometri hocasıyla çalışsaydı belki yine aynı başarıyı elde edecekti, o ayrı bir konu. Evet, Uğurcan'ı buradan tebrik ediyoruz ve burada da arkadaşlar hem TYT'de 8 neti var arkadaşlar, AYT'de de 8 neti var burada. Tamam mı? Net olarak 8'er net yapmış ve gerçekten de çok güzel yapmış arkadaşlar. Yalnız dikkat edin, bak dikkat edin. Geometrinin önemini görün. 2019'da 0 geometri netiyle 64.000'inci. 2020 yılında 8-9 net geometri netiyle ne yaptı arkadaşlar? 24.000'e çekti. Bu sene biraz kolay bir seneydi zaten arkadaşlar. Şimdi sınava girdi arkadaşlar. Yani sınava girdiği zaman ikinci mezun senesinde de ikişer boşluğuyla yani 8 TYT'de 8 AYT'de net yaparak arkadaşlar 973. oldu. Görüyor musunuz geometrinin netini? Hadi bakalım. İnanmıyorsanız şuraya bakalım arkadaşlar. Biraz bulanık ama göreceksiniz. Bak buradaki matematik 18 doğru 12 yanlış arkadaşlar. Buradaki matematik 28 doğru 8 yanlış. Buradaki matematik netine kaç arkadaşlar? Matematik neti buradaki 26 net. Bak 26 net burada yetmemiş. Buraya gelmiş. Burada TYT'de bir boş, AYT'de bir boş, pardon, TYT'de bir yanlış bir boş, AYT'de bir boş varmış arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman burada 32 net yapmış arkadaşım. Geçen sene biraz daha kolaydı. O yüzden 32 netle işte bazı senelerde kolay senelerde 32 değil de hani 32, 33, 30, 35 bandına yakın olmanız daha mantıklı arkadaşlar. Yani bu sene 35 olmuş olsaydı 24.000 değil de ilk 10.000'e girebilirdi belki arkadaşlar burada. Sonra TYT'de bir yanlış bir boşla ve AYT'de de bir boşla arkadaşlar görüyorsunuz ne yaptı? 24.000'e çekti. Şimdi bu seneki netlerine bakıyoruz arkadaşlar. Bu seneki netlerine de baktığımızda AYT'ye bakalım. 30 doğru 3 yanlışla. Yalnız dikkat edin TYT'de 2 boş, AYT'de 2 boş. Yani TYT'de, AYT'de 8 net geometrisi varsa matematikten kaç tane yapmış arkadaşlar? 22 tane yapmış. Değil mi? 8 net net olarak 8 soru burada doğru yaptıysa evet 22 tane mi yapmış? 22. Düşünün. Eşit ağırlık öğrencilerin en çok yaptığı hata nedir arkadaşlar? Yani kendinize ne kadar çok güveniyorsanız güvenin arkadaşlar. Hatta bu sene sınava giren öğretmenler bile 2 tane matematik sorusunu yapamadılar. Matematik öğretmenleri bile. Biri polinom sorusuydu, biri de ne sorusuydu hatırlamıyorum ama çok nadir giren, çok nadir öğretmenler yaptı o 2 soruyu da. Full yapan yoktu yani düşünün yani. Neredeyse yoktu. Ya öğretmenleri şey yapmak istemiyorum ama sınav anında sınav boyunca matematikçi sırf o sorularla uğraşırsa yapar. O ayrı bir konu. Ama sınav formatında giren öğretmen dahi 2 soruda çok zorlandı arkadaşım. Bu seneki sınavda. Bak hocam 32 netken daha da düşmüş burada. 29 nete düşmüş burada. Ama bu sene zordu ya. O yüzden bak 30'a yakın olması burada olayı bitirdi. Ve Türkiye 973.sü oldu arkadaşlar bu kişi. Tekrar aynı kişi olduğunu gösterelim. Bakın Uğurcan Aydın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Temel matematikte de 25 doğru 3 yanlış yapmış. İşte edebiyatta da 20 doğru 4 yanlış. Tarihte 8'e 2. Coğrafyada da 4'e 2 yapmış arkadaşlar. Bu kişi TYT netleri de 28'e 9, 17'ye 2, 11'e 4 şeklinde arkadaşlar. Yani görüyorsunuz örnekleri de gösterdik arkadaşlar burada. Size tavsiyem matematik netiniz. Bak kolay senedeyseniz eğer matematik sınavında kolay bir sene kolay soru soracaklarsa eğer 35'e yakın olmanız lazım. 35 net yapmanız için geometrisiz olmuyor arkadaşlar. Zor senelerde de geometrisiz yine olmuyor arkadaşlar. Bakın bu sene zor seneydi. 30'a yakın böyle 29, 30, 31 civarında olursanız ilk 1000'e girebilirsiniz eşit ağırlık öğrencileri olarak. Eşit ağırlık öğrencilerinde arkadaşlar bakın dershanedeki sınava girdiğiniz zaman arkadaşlarınıza bakın. Hepiniz Türkçe'de
Tarihte, coğrafyada birbirinize 3 aşağı 5 yukarı aynı netleri yapıyorsunuz. Sınıfta bir kişi vardır, o bayağı bir yüksek yapar ve şey yapar. Sınıfta birinci olur. O sınıftaki birinci olmasının sebebi nedir arkadaşlar? Matematik değil mi? İnceleyin. Matematikten çok iyi yapmıştır. Matematikteki çok iyi yapmasının sebebi nedir? Büyük ihtimalle geometrisi iyidir. Ondan dolayı iyi yapıyordur arkadaşlar. Sen de aynı derecede matematik çalışıyorsun ama sizin hatanız ne? Sadece matematik çalışıyorsunuz. Hayır. Matematik ve geometri. Ayrı ayrı çalışacaksınız. Ben Uğurcan'la konuşurken, hocam işte şurada sıfır net yapmıştı ya arkadaşlar. Bak burada sıfır net yaptı ya 12. sınıfta. Sonra mezun senesinde geometri çalıştı. Hocam sabah 6'da başlıyordum dedi. Bak sabah 6'da başlıyordum. Öğlen 12'ye kadar geometri çalışıyordum dedi. Ya eksikliği geometriymiş. Eksikliğini halletti. 24.000'e çekti. Bu sene de bak, bu sene iyi olmasına rağmen geometride, bu sene de yine aynı şekilde çalışmış. İyi bir şekilde geometriye. Ne yaptın dedim. Hocam acil çözdüm mü? Çözdüm. Yani dediklerinizi yaptım hocam dedi. Acil de çözmüş. Bak sıfır geometriyle başlayan bir kişi, eşit ağırlık öğrencisi. Acil de çözmüş ve hocam çok şey kattı bana. Bunun yanında bir kaynak daha söyledi de ben şimdi acil çözdüğüm için sadece acil söyleyeyim arkadaşlar. O iki kaynak bana çok şey kattı. Dershanede çağırıyorlardı bana geometri çözdürmek için hocam diye söylüyor yani. Uğurcan. İşte siz de arkadaşlar, işin özü mantığı şu. Matematik netinizin zor sınavsa 30'a yakın olması lazım eşit ağırlık öğrencilerin ilk 1000'e girebilmesi için. Kolay bir sınavsa da 35'e yakın olması lazım. Bu netlere de ulaşabilmeniz için arkadaşlar en az 5 geometri neti yapmanız lazım. Hem TYT'de hem AYT'de. Zaten geometride TYT, AYT gibi bir ayrım yok gibi bir şey arkadaşlar. Geometride üçgenleri hallettiğiniz an çoğu şeyi çok rahat bir şekilde hallediyorsunuz. Çünkü ben konu anlatımında üçgenler bittiği zaman tamam arkadaşlar diyorum. Artık 5-6 net yapabilirsiniz diyorum. Siz de üçgenleri halledin. Gerisi su gibi akıp geçecek arkadaşlar. Lütfen programa başlamayan arkadaşlar, eşit ağırlık öğrencileri artık programa başlayın. Programlı bir şekilde geometri serisine başlayın. Benden olur, başkasından olur, hiç fark etmez. Geometrisiz bu işi halledemezsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bölüme girmek istiyorsanız, derece yapmak istiyorsanız lütfen ama lütfen geometriyi çalışın. Geometride arkadaşlar bazen bak yeri geliyor matematikte şey yapıyorsunuz. Bir hafta boyunca bir konuyla cebelleşiyorsunuz. Ya geometride bazen bir saatle bir konuyu halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Geometriyi çalışmak gerçekten çok kolay. Ha yeri gelecek bir gün boyunca da geometri çalışacaksın zaten. O da ayrı bir konu. Çünkü sen bu işi yapmak zorundasın. Evet, geometrisiz bu iş olmuyor arkadaşlar. Eşit ağırlık öğrencileri, size vereceğim tavsiye işte buydu. Geometrisiz bu işi başaramazsınız. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu videoyu kapattıktan sonra kendinize bir program hazırlıyorsunuz ki benim programım da var. O programa da bakabilirsiniz arkadaşlar. Programın içine geometri koyuyorsunuz. Baştan itibaren başlıyorsunuz. Kolay kaynak, orta kaynak ve zor seviye, biraz orta ve üzeri bir kaynak seçimi yaparsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Hocam ben zor kaynak çözmeyeyim demeyin sakın. Onu da çözeceksiniz arkadaşlar. Belki kitabın yarısını ilk etapta yapamayacaksın ama bir test geldiği zaman yarısını yapamayacaksın. Belki yarısından fazlasını yapamayacaksın ama zaman geçtikçe kendine şaşıracaksın. Geometri bütünseldir. Zaman ilaçtır geometride. Zaman geçtikçe önceki konuları da çok iyi bir şekilde oturtturabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden zamana yayın lütfen. Ve bıkmayın, sabırla çalışın. Evet gençler, eşit ağırlık öğrencileri. Başarılar diliyorum. İnşallah dediklerimi yaparsınız ve programlı bir şekilde geometriye başlarsınız sevgili gençler. İnşallah önümüzdeki sene böyle mesajlar almak umuduyla sizlerden böyle mesajlarda bol bol alırız arkadaşlar. Bu mesajlar haricinde bir sürü mesaj geldi tabii de hepsiyle ilgili video çekmeyeceğim. Uğurcan'la hazır böyle konuşurken sizinle de böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.